sevgili dostlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Aklımızda cevabını arayan sorular vardı. Bu sorulara Sincan 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin cevap bulacağını düşünüyorduk. Ama yepyeni sorularla aklımız tekrar karışmaya başladı. Sinan Ateş davasını biliyorsunuz ve Sinan Ateş davasında süre gelen olaylar var. Videomuza geçmeden önce bütün dostlarımıza YouTube'un algoritması böyle çalıştığı için abone olmayı, beğenmeyi, nokta dahil olsa yorum yapmayı ve sosyal mecralarda paylaşmayı dostlarımızdan rica ediyorum. Şimdi sevgili dostlar. İlk duruşma Sinan Ateş davasının ilk duruşması Temmuz ayının ilk halktası yapılmıştı biliyorsunuz. İkinci duruşma ise adli tatilden sonra 30 Eylül'de başlamak üzere ertelenmişti mahkeme. Şimdi biz mahkeme aşamasında savcılık aşamasında yapılan hataları adli, maddi delillerle ilgili özellikle çünkü bir davada hüküm tesis edebilmek için maddi delillere göre hareket etmek gerekiyor. Duygularımızla, önyargılarımızla hüküm tesis edemeyiz. Etmemeliyiz ne biz vatandaşlar ne de hukuk sistemimiz bunu bu şekilde yapmamalı. Şimdi bir duruşma yapıldı Temmuz ayında ve esas hakkındaki mütalaanın açıklanması üzerine Açıklanması için düzeltiyorum mahkeme 30 Eylül'e ertelendi. Esas hakkında mütala nedir? Esas hakkında mütala mevcut deliller ışığında mahkeme yeterli görmüş ki savcıya son sözlerini söylemesi. Bunun karşılığında da müdafi avukatların ve e, sanıkların savcının iddiaları hakkında son sözlerini söyleyip hüküm kurulması yani karar verilmesi aşamasıdır. Gazeteci dostumuz Zihni Çakır'ın bir lafı var. 20 koyun çalınan bir davada bile bir dava 3 sene 5 sene sürer demiş idi. Hakikaten biz hepimiz şaşırdık. Şimdi mahkememiz bu adli, tatil, adli tatilin bitmesiyle birlikte 20 Eylül tarihinde bir bilirkiş atadı. Video kayıtlarının incelenmesi üzerine hepimizin yüreğini su serpildi. Çünkü hem sosyal medya mecralarında hem YouTube kanallarında orada bulunan ve olay yerini tam manasıyla gösteren kameralar olduğu tespit edildi. İşte bir mobese kamerasının görüntüsü düşüyor oraya. 360 derece biliyorsunuz o mobese kameraları. Ne bileyim işte o Müslüm Kebab'ın tam olay yerini gösteren ve görüntüleri dosya konmayan bir video kamerası. Hemen yan tarafında Ehli Keyif Kafe isimli bir kafenin yine olay yerini tam manasıyla gösteren bir kamerası var. Biz bu kameraların incelendiği dosyaya konacağını falan düşünmüş idik fakat mevcut bu kör nokta gibi gösteren bir kamera var. Olay aracın içinde neredeyse tetikçi Eray Özyağcı'nın bile gözükmediği doğru düzgün bir video kaydı var. Sinan Ateş'in ilk anda ayağına isabet eden mermi nedeniyle soyan, sol ayağının üstüne bükülmesi var. Sinan e, Ateş'in yanında bulunan Selman Bozkurt ve Ahmet Geç'in araçların arkasına taçış ve baya bir müddet görüntülerde olmadığı bir kamera kaydı var. Elde başka bir ve Cuma'ya giderken ve gelirken Cuma namazına gidip gelirken gösterilen bir kamera kaydı var. Halbuki orada başka kameralar da var. Şimdi biz buna sevinmiştik. 20 Eylül tarihinde mahkeme bir karar aldı. Bilir kişiye görevi hatırlatıldı ve yemin ettirildi. Altını çizerek söylüyorum. Biliyorsunuz yemin altında yalan söylemek sanıklar haricinde tanıkların ve bu tür bilir kişilerin yasaktır ve cezai müeyyidesi vardır. Fakat işte biz sevindik hani böyle tam manasıyla görüntüler herhalde ortaya çıkacak. Katil Eray Özyağcıysa da iddia edildiği gibi Selman'sa da bu 112 ekbarlık yapan kadının söylediği gibi Ahmet Geçik'se de kimse çıkacak hepimizin vicdanen rahat edeceğiz. Çünkü hiçbirisi bizim babamızın oğlu değil. Fakat mevcut o görüntü üzerinden kör nokta şeklinde çekmiş olan kamera görüntüsü üzerinden bir kişi raporunu açıkladı. Şimdi bir kere burada iki tane hata var. Belli başlı çok önemli hata. Birincisi usul hatası. Mahkemeye, ben yani esas hakkında mütalanın verileceği mahkeme gününe 10 gün kalmış. 20 Eylül'de veriliyor bu karar. Bir gün günde tebliğ edildi, geriye kalır 9 gün. 7 gün süre verilmiş bilir kişiye. Edersiz ayın 27'si 28'i. Yahu hem müdafi avukatların hem de e, müşteki avukatlarının İtiraz süresi var bu rapora. Yani bir kişi 27'sinde açıklamış olsaydı ki burada da bir saçmalık var. 7 gün itiraz süreleri var. Bu mahkemenin esas hakkında mütalağının verildiği mahkemenin başlamasına denk geliyor. Eğer ilk mahkemede yapıldığı gibi o 5 günlük sürede yapılacak ise yarıdan fazlasında geçmiş olması gerekiyor. Bu insanlar ne zaman yapacaklar itirazlarını ve itirazlar değerlendirilecek? Böyle bir usul hatası olur mu? Kafamızda soru işareti mi? Soru işaretle cevap aramaya başladı. İkinci bir soru işareti var. Yine muazzam bir şey. 20 Eylül'de yemin ettirilen bir kişinin raporu düzenlediğini söylediği ve altına yazdığı tarih 7 Eylül. Yani kendisine görev verilmeden 3 gün önce. Sevgili dostlar, bu sehven falan olabilecek bir şey değil. Türkiye gündeminde bu kadar önemli yer işgal eden, ta Cumhurbaşkanı'na kadar çıkan, biliyorsunuz Ayşe Ateş çıktı, Cumhurbaşkanı'na kadar çıkan, Türkiye'nin neredeyse tamamının konuştu. Hatta onun yetmeyi, Almanya'sı, Amerika'sı bilmem nesi her yerde konuşulan böyle önemli bir davada yanlış tarih yazılamaz kardeşim. Yanlış tarihi o bilir kişi yazamaz. Bilir kişiye bu önceden söylendi, önceden zaten raporu hazır mıydı? Bu soru işaretle kafamızda. Bu soru da cevabını arıyor. Şimdi dostlar, malum benim görüşüm belli. Bu olayın ülke ocaklarına ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı kurulan bir kumpas olduğunu düşünüyorum. Ya öyle şey mi olur falan diyenler için de Ergenekon balyoz gibi FETÖ operasyonlarını ve FETÖ kumpaslarını hatırlatmak isterim. Orada da bilir kişiler raporlar düzenliyordu. Olmayan deliller bilgisayarlara yerleştiriyordu. Ergenekon diye bir örgüt olduğuna inanmamız isteniyordu. Kamuoyunda tepki çeken insanlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subayları aynı torbanın içine doldurulmuştu ve kamuoyu ikna edilmişti. Şimdi bu FETÖ vari operasyona bakıyoruz ve kafamızda soru işaretleri oluşuyor. Şimdi soru işaretlerinden bahsetmeye devam edelim. Bir önceki videomda 112'ye ihbarda bulunan bir kadın tanık var idi. Onu paylaştım ses kaydını. Ve şu ana kadar, bu sosyal medyada da çok fazla döndü. X'te çok fazla döndü. Bu konuyla ilgili hiçbir yalanlama gelmedi. Kadın orada bizzat diyor ki biz diyor biz dediğine göre en az iki kişiler çoğullar yani. Biz şu anda olayı üstten izliyoruz. Katil adam vuran kişi kim olduğunu da bilmiyor vurulanın. Şu anda elinde silahıyla yan binanın içine girdi diyor. Motor cikleti geçerken fotoğrafını çekeni tanık olarak alıp dinlemişler. Ama bu kadın ifadesi, katili gördüğünü söyleyen kadının ifadesi ve yanında kim ise onun ifadesi alınarak dosyaya konmamış. Bu kayıt dosyada var. Bu kayıt dosyadan çıkmış aldığım bilgilere göre. Ama olay bizzat gördüğünü, katili gördüğünü ve katilin yan binanın içerisine silahla gittiğini söyleyen kadının ifadeleri ifade salınmamış. Kafamızda soru işareti var. Kim korunuyor? Vatandaş olarak benim aklımda bu var. Neden bu kadının ifadesi alınmıyor? Bu olay neredeyse ortaya çıkalı 20 gün falan oldu. Bilir kişi yazabiliyor ama bu kadının ifadesi istendi mi? Bu kadının kim olduğu tespit edildi mi? Muhtemelen 112'de biliyorsunuz aradığınız zaman telefon kaydınız ekrana düşüyor ve kim olduğunuz, nereden aradığınızı tespit edebiliyorlar. Bu cinayetin bir numaralı çıkıp ortaya da ben bunu gördüm diyen tek kişi. Bunun ifade ve sonradan çıkan bir tanıktan bahsetmiyoruz. Olay anında olayı 112 ihbar eden kişi. Bunun ifadesi alınmaz mı? Bu soru cevabını aramaz mı? Burada cevap arayan çok şey var. Bu bir kişi en son yaptığı e, videoda mermileri tamamını e, bu Eray Özcağcı'nın sıktığını Ya kamera kayıtları da gözükmüyor ki. İlk o ateş etti, ayağından vurdu ve yere düşün bölümü gözüküyor ama sonrası yok. Nereden gördün bu kanaate, nereden vardın sayın bilir kişi. Silah görmediğini söylüyor. Başka bir silah işte alınıp götürüldüğünü. Yahu hepimiz görüyoruz. Ahmet Keçi'nin Sinan Ateş'in belinden aldığını iddia ki ben onun belinden aldığına da inanmıyorum. Belinde silah var Sinan Ateş'in. Üstünde de palto var. O silah o kadar kolay alamaz kardeşim. Siz bile belinizde bir silah olsanız bir şey koyun oraya. Belinize kendiniz çek çıkartmaya çalışın. Takılır o kadar kısa da sürede alamazsınız. Birisi vermiş gibi duruyor orada. Kafamızda bu da bir soru işareti. Muhtemelen Selman verdi diye ben düşünüyorum. Ama tabii ki bu benim düşüncem. Düşünceyle kimse yargılanmaz. Ama Sinan Ateş'in silahını almadan önce bu yayınlanan Doğu yayınladığı videoda 14. saniyede Ahmet Keçi'nin elinde beyaz renkli bir silah var. Bu silahın gölgesi de arabanın kabortasına düşüyor. Hem silah belli oluyor. Twitter sayfamda paylaştım bunu. Hem de Silahın gölgesi benim. Geliyor. Diyor ki Selman ifadelerde bu bilir kişi madem yorum yapıyorsun. Ya Selman Moskut kendisi ben silahı verdim kaybolmasın diye Ahmet Keçik silahları götürdü ofis ediyor. Sen neyin kafasını yaşıyorsun sevgili bilir kişim? Vallahi bu soruda da aklımızda. Bu soruda cevabını arıyor. Adli Tıp Kurumu'nun verdiği bir rapor var. Çenenin şeyi düzeltiyorum. Kafanın üst tarafından girip çeneden çıktığı yönünde mermin. Ama Koru Hastanesi'nin ilk götürüldüğü, ilk otopsinin yapıldığı yerde çenenin altından girip yukarıdan çıktığı denen bir rapor var. Bunlar çelişiyor ve bu bizim, bizim aklımızda soru işareti meydana getiriyor. Olayda kullanılan bir silah mı birden fazla silah mı ölüme sebep olan belli değil diyor kriminal. Raporunda var. Ama orada da farklı silahlardan atıldığı belli olan mermiler var. Hem Ahmet Keçin hem de Selman Bozkurt'un um. kendi ikrarları var ki sonradan Ahmet Keçik bu şeyden çıkartılmış niyeyse. Bu da aklımızda bir soru işareti. Orada farklı mermiler ve farklı silahlar var. Ama bilir kişim işte mütemadeyim yanlış hatırlamıyorsam ateş etmiş diyor. Başka hiçbir ateşten falan bahsetme. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Bu sorular bizim kafamızda. Zaten bir sürü soru vardı. O kamera görüntüler neden alınmadı? Bu tanık olan ve olayı ihbar eden, 112'ye ihbar eden kadının ve yanındaki kişi kimse veya kişiler bunların ifadesi neden alınmadı? Katili gördük diyorlar. Bu olay bu kadar karmaşık hale getirilip adalete olan güven duygusu zedelenme aşamasına gelmiş. Bu sonuç, bu mahkemeden çıkacak her karar hangi yönde çıkarsa çıksın. Ne müdafi tarafını ne de müşteki tarafını memnun etmeyecek hale getirildi medyada. Çok basit ya, o kamera görüntüleri, bu kadın şahidin yaptığı şahitlikle bu olay rahatlıkla çözülürdü, hala da çözülür ve kamuoyu da rahatlardı, adalete olan güven duygusu da asla sarsılmazdı. Bu olaya ne eklemlemeye çalışılıyor? Bizim aklımızdaki soru bu. Amerika'da temsilciler meclisinde alınmaya çalışılan ülke ocakları bir terör örgütüdür kararı burada onaylatılmaya mı çalışılıyor? Aklımızda bir soru var. Dünyanın en büyük gençlik yapılanması olan Ülke Ocakları Teşkilatı zan altından bırakılmaya çalışıyor. Gelelim. Bu olayla ilgili başlangıçta Tolgağan Demirbaş. Tolgağan Demirbaş bu işin kilidi. Öyle ya. Şöyle düşünün dostlar. Olay olmuş. 30 Aralık'ta Öğleden sonra cuma namazından sonra 13.35 sıralarında. Hemen bir saat sonra sosyal medyada muazzam bir olayı devlet Veya kadar ulaş, uzatan yayınlar yapılıyor. Bu şahısların ismini de verdim daha önce. Pardon çok özür diliyorum. Bu şahısların isimlerini de verdim daha önce. Yahu bu şahıslar hakkında hiçbir soruşturma araştırma yapıldı mı ben hiç görmedim. Yansıyanını da görmedim. IP numarası tespit edilmeye çalışıldım Bu Kişilerin ifadesi alındı mı? Yok. Ya siz bu olayı bu kadar kısa sürede nasıl biliyorsunuz diye bir soru soruldu mu? Yok. Hemen bir gün sonra üzerinden 24 saat geçmeden Tolga Han Demirbaş hakkında gözaltı kararı veriliyor. Ab bunu neye göre verdiniz? Bizim aklımızda soru işareti. Akşam saat 8-8.5 gibi motorlu Vedat Balkaya yakalanıyor. Vedat Balkaya ifadelerinde, karakol ifadesinde de savcılık ifadesine ne Tolgan Demirbaş'tan bahsediyor, ne ülke ocaklarından bahsediyor, gri renkli bir Peugeot'dan bahsediyor. Ya sevgili dostlar, o Gölbaşı yolu birçok ilin yol güzergahıdır ve o yol güzergahında birçok araba geçmiştir. Bu aracın Tolga Demirbaş'ın olduğunu nereden biliyordunuz? Telefon görüşmesi yok. Herhangi bir bağlantı yok. Tolga Demirbaş olduğuna nasıl karar verdiniz? Yani şimdi bu davada görev yapan emniyet müdürü ve polislerin birçoğu Ayhan Bora Kaplan davasında 300 bin dolar rüşvet aldıkları yönünde haklarında iddia bulunan kişiler. Bu kişiler şu anda açıktalar. Yani devletimiz bu şahısların haklarındaki soruşturma devam ettiği için bunları açılmış. Ama bu adamlar yönetmiş bu davayı. Ve bu Ayhan Bora Kaplan davasının iki numaralı sanı, yani Ayhan Bora Kaplan'ın yardımcısı, aynı zamanda gizli tanık olan kişiye telefon kayıtlarında MHP'yi de patlat geç diyenler. Hepimiz dinledik bu kayıtları. Bunların yaptığı soruşturmanın sağlıklı olduğu kanaatine nereden varıyoruz? Bu cevabını arayan sorulardan bir tanesi. Henüz ortada Eray Özyağcı yokken biliyorsunuz Eray Özyağcı 6 Şubat günü büyük depremin olduğu felaketin olduğu günün akşamı yakalandı. Ama savcının kolluğa verdiği talimatta Eray Özyağcı yakalanmış telefonu da ele geçmiş. Bu telefon kayıtlarında ...bazı istasyonu ve yer olarak... ...bu göl başında... ...Tolga'nın Demirbaş'ın sürekli gittiği bir adres var... ...o adresin araması yapılıyor... ...böyle denilerek yapmıyor. ...ya ortada adam yok, telefon yok... ...telefon hala yok... ...bu bilgiye... ...bu hususuz arama kararını nasıl verdiniz? ...eğer adam ortada yoksa... ...adamın telefonu da ortada yoksa... ...ta bir ay sonra yakalanmış ise... ...siz olmayan bir adamın telefon kayıtlarından ve olmayan bir telefon kaydından bu araba kararını nasıl çıkarttınız? Tolga'nın Demirbaşı bu olaya eklemlemek için nasıl bir çaba sarf edildi? Çünkü Tolğanla birlikte eklemlenince Emre Yüksel'i, Alka Serdar Öktem'i falan da ekliyorsunuz. Peki bunu eklediniz. Haydi konum attı Emre Yüksel'e. Ki o konumda 2.7 kilometre fark var ya. Vedat Balkaya'nın telefon çözümü iddianamenin 119. sayfası. Vedat Balkaya yukarıda gelen konumla 5-6 satır altında daha önce gelmiş olan konum diye verilen konum farklı. Arada 2.7 kilometre fark var. Bu bilir kişiler hep sehven hata mı yapıyor arkadaş? Bunlar neyi biliyorlar? Aklınızda soru işareti bu sorular cevabını arıyor. Siz bu mahkemenin sonucunda Öyle Tolgağan Demirbaş, Emre Yüksel, Avukat Serdar Öktem değil, koskoca bir camia yürükücü hareketi yargılıyorsunuz. Bu, Milliyetçi Hareket Partisi müdahil olmak istedi, kabul de etmediniz. Niye etmediniz onu anlamadık. Tam vicdanında herkes biliyor, bu olay ülke ocaklarına yıkılmıyor, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yıkılmıyor. Çok şerefli mensupları hakkında iddialar ortalıkta geliyor, bizzat Ayşe Ateş tarafından yapıldı bu iddialar. Şimdi bu insanlar zan altında kalıyor. Bu insanlar şerefli insanlar. Böyle Ay Ayşe Ateş'in söylediği gibi sadece Sinan Ateş Akademisyen değil, bunların da alay akademisi. Bunların da alayının çocuğu var, bunların da alayının annesi, babası, tarısı, eşi var. 20 aydan fazladır tutuklu bu insanlar. Emre sen nerede olduğunu ispat ediyor. Görüntüler var diyor, işte şu restoranda yemek yedik, şöyle yaptık, böyle yaptık. Bunların kaydını almak çok mu zordu? O zamanın soruşturma savcılar şu anda alındılar ya hani görevde. Hani şu Ömer Zengin'in teşekkür ettiği, savcının yönettiği soruşturma. ABK davasının, Ayhan Burakop'la davasının, polislerinin yaptığı soruşturma, MHP'yi patlat geç soruşturması. Bu dava yeni bir soruşturmayı veya incelemeyi Hak etmiyor mu? Aklınızdaki sorulardan birisi de bu. Alfa Serdar Öktem İstanbul'da olduğunu HTS kayıtları, baz istasyonu kayıtları, kredi kartı harcamaları ve o gün yaptığı toplantılarla ispat ediyor. Ama ada, adam, hala tutuklu. Adamın talepleri olmuş bunlarla ilgili savcıdan mahkemede de söyledi. Her savcılık görüşmesinde bunları talep etmiş ama bunlar hiç talep edilmemiş savcılık, savcılık tarafından. Ya bu mudur yani? Bunların hepsi bizim aklımızda soru işaretleri. Amaç nedir? Tam olarak amacı nedir bu iddia makamı? Burada bir sürü karanlık nokta var. Halbuki bizim hukukumuz, hukuk sistemimiz akılda hiçbir şüphe kalmayacak şekilde. Kriminal bir veya birden fazla silahla atış yapılıp yapılmadığının öldürücü mermilerin tespit edilemediğini. Sterling marka ve MKM marka silahlar var. Teslim edilen Olaydan 6 saat sonra teslim eder. Mesela aklımızda başka bir soru işareti işaret daha var. O kadar çok konu var ki. Hangisini söyleyeceğimi şaşırıyorum. Ya bu silahlar alınmış ve ofise kaçırılmış. Avukatıyla beraber Sinan Ateş'in kullandığı ofise kamera kayıtlarında görüyoruz. Her ne kadar bilir kişi göremese de hem Selman Bozkur söylüyor. Verdim ben kaybolmasın diye. Götür ofise dedim diyor. Ahmet Keçik de aynı şeyi söylüyor. Ama bilirkişi kişi görememiş. Alıp oraya götürür. Ya bu delil karartma değil midir? Deliller ortadan yok etme değil midir? Götürüyorlar. O da Sultan isimli bir ofis çalışanına veriyorlar. Ya bu Sultan isimli kişinin bunu alması delil karartma değil midir? Olaydan 6 saat sonra polisler istenince ya burada başka mermiler de var deyince ha biz de ateş ettik. Kamera görüntüleri de çıkmış. Bu silahlar nerede? Ofise gömlerim. Ofisten sadece iki silah geliyor. Üstünde parmak izi ve DNA alamayacak şekilde silahlar temizlenmiş. Avukatların beyanlarına göre o ofis çalışanı çamaşır suyu almış. Yani kuvvetle muhtemeldir ki o çamaşır suyuyla temizlenmiş. Ya bu deliller karartma değil midir? Bunlar hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı? İşlem tesis edildi mi? Ben merak ediyorum şahsen. Aklımda soru. Cevabını arıyorum sorular. Vatandaş da bunu arıyor. Orası silahlar oraya gittiği andan itibaren bir olay yeri. Olay yeri sadece olayın olduğu yer değildir. Olayla bağlantılı her yer olay yeri. Ta Bolu'daki Bolu milletvekilinin babasının evi aranabilirken o yazhane, o kullanılan ofis arandı mı acaba? Başka silah var mı orada? Mesela o 14. saniyede Ahmet Geçik'in elinde bulunan silah. Var mı ofiste? Arandı mı acaba? Selman Bozkurt'un ateş ettim demesine rağmen avuç içlerinde değil de avuç dışında çıkan sıvaplar kafamızda soru işareti. Nasıl olmaz avucun içinde sıvap? Adam ben iken ateş ettim diyor. Sinan Ateş çatışmaya girmemiş. Sinan Ateş'in hem avuç içinde hem avuç dışında, dışında sıvap var. Nasıl oluşuyor bu? Benim kafamda soru işareti. Mahkememiz, yüce mahkememiz bunu ortaya çıkarması gerekmiyor mu? Bunların hepsi kafalarda soru işareti oluşturan olaylar değil mi? Bu sorulara cevap aramamız gerekmiyor mu? Ülke ocaklarından üç kence verelim hapis cezasını olay kapatalım mı? Bu mudur yani savcılığın görevi? Savcılık kamu adına işlem yapar kamu adına da zanlıların aleyhine olan delillerin olduğu kadar lehine olan delilleri de toplamakla görevlidir. Toplamıyorsa görevini ihmal etmiştir. Görev ihmal suçu vardır. Alka saklayabilir müvekkilin aleyhine olabilecek herhangi bir şeyi. Çünkü müvekkilini korumak zorundadır. Ama savcı yapamaz mı? Savcı 6 Şubat'ta yakalanan adamın telefonu ele geçmiş gibi 5 Ocak'ta yanlış hatırlamıyorsam tarihi bir ay öncesinden işlem tesis ettiremez arama, arama yaptırmak için. Bunlarla ilgili ne işlem yapıldı? Sis duyurusunda bulunuldu mu mesela? Bunlar çarşaf çarşaf sosyal medyalarda yayınlandı. Öz cümle dostlar. Ülkücü Milliyetçi Hareket'e bir kumpas kuruluyor. Benim inancım bu. Bu benim düşüncem anayasaya göre de istediğim her şeyi düşünebilirim. İfade özgürlüğü olduğu için de ifade edebilirim. Devam eden bir yargılama var. Diyebilirsiniz ki ya arkadaş bu videolarla bunu mu yapıyorsun? Yönlendir. Yok kardeşim televizyonlarda zaten yapıyorlar. Muhalif medya 7-24 olayın olduğu ilk günden beri Ülke Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni mahkum edebilmek için sürekli bir kara propaganda yapıyor. Müsaade edin de biz de ortaya çıkmış denirler. Çarşaf çarşaf ortaya çıkmış. Soruşturma gizli iken kırnak içinde. Alın size bir soru daha bitireyim ama soru o kadar çok ki. Soruşturma aşamasında ve soruşturma gizli iken bu yayın yapan televizyon kanalları, YouTube kanalları, FETÖ'cü kanallar, ne bileyim sosyal medya bu Twitter'da yapılanlar bu orasından burasından iddianamede ya daha Kolluktan adam çıkmadan daha içeride ifade verirken tutuklanacağını bilip bunun açıklayan basın mensuplarıyla ilgili herhangi bir suç duyurusunda bulunuldu mu? Bunlar hakkında bir işlem tesis edildi mi? Bunların hepsi bizim aklımızda soru işaret. Sayın Adalet Bakanlığımızın veya savcılık makamının bu soruları açıklayıp kamuoyunu tatmin etmesi lazım. Bizler vatanına, milletine, kanununa bağlı insanlarız. Ama bunlar yüreğimizi dağılıyor. Ve bu sorulara cevap arıyoruz. Cevap da 32. Ağır Ceza Mahkememizde. Onun verdiği kararla biz öğreneceğiz. Cevabın ne olduğunu. Diyorum, Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kanı sağlıcakla.